Aydın'ın Koçarlı ilçesi Güdüşlü mahallesinin 30 yıllık muhtarı Tarcan Arıcı, bugüne kadar karşısına çok sayıda rakip çıktığını ama mahalle halkının teveccühü ile 6 dönem tekrar seçildiğini ifade etti. 7. dönem için yeniden hazır olduğunu dile getiren muhtar Tarcan Arıcı, Güdüşlü mahallesinin çok daha fazla hizmeti hak ettiğini söyledi. 6 dönem bitti, 7. dönem nasip olursa pazar günü sandıktan çıkarsak devam edeceğiz. Valla 30 yılda eskiden bu arkadaşlar falan yoktu. İlk görevi geldiğimizde buralara, bu yukarı mahalle diyoruz buraya. Buraya olduğu gibi beton attık. Aşağı yukarı 5000 metrekare. Ama beton zamanla aşınıyor. En sağlıklısı arkadaşı. Aşağı yukarı 50.000 metrekareyi buluyor yaptığımız köyde arkadaşı. 1000 metre yahut 800 metre bir taş ihtiyacımız kaldı. Nasip olursa onu da önümüzdeki dönemde evi koplan, artık geçecek olan belediye başkanının devam edeceğiz. 2010'da yaşadığımız bir sel felaketi var. Bir kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Ondan sonra bu derelerin ıslahını yaptık. Aşağı yukarı 1 kilometre falan köyün içini kurtarmıştık. Ama o kısmını da zarar veriyordu dere geldiğinde. Ana asfalt kapanıyordu. Aşağı yukarı 2 kilometre falan da bitti. Aşağı yukarı bitti sayılabilir. Kenarlarının korkulukları oluyor. İçine beton attık. Hazır beton. O zaman hazır beton yoktu. Oyulan yerler vardı. Hepsini yaptık. Bir daha üzerine yine derenin içine hazır beton atacağız. Bu şekilde devam ediyoruz. Hizmet aldık yani. Yaptığımız şeyler bu. 94 yılında ilk geldiğimizde cami benden önceki muhtar arkadaş temelini atmış caminin. Biz devam ettirdik. Aynı yılın içinde camimizi bitirdik. Köyümüzde 2 tane camimiz var. Daha önce halk eğitimle ilgili köylere düğün salonu yapma yasağı vardı. Müsaade etmiyorlardı. Biz o zaman halk eğitimle ilgili nakış dikiş salonu diye müracaatımızı yaptık. Hatta oraya halı dokuma tezgahları falan getirdik. Ama kooperatif olmadan yürümedi o iş. Orayı kullanıyoruz ama 300 metrekare. Ama bir kapalı düğün salonunda önümüzdeki dönemde nasip olursa bir 500 metrekare kapatacağız. Açık zaten var. Bunu yapacağız nasip olursa önümüzdeki dönemde. Okulun olduğu alana mı? Evet, okulun önünü kalan yer. Orayı düzenledik. Eski lojmanlar falan vardı. Onları yıktık. Tuvaletleri yıktık. Yeniden bir daha sıfırdan bir daha başlayacağız. Vallahi işte mahalle adını var. Düşündüğümüz çok şeyler var. Ama bundan sonra tahmin ediyorum artık iş aş diyorlar ya. Belediyenin oradaki yerleri var. Geçenlerde bir arkadaşı getirdim. İzmir Torbalı'dan. İplik fabrikası yapılacaktı. Ha dedik, burada bir 15-20 kişi, 50 kişi ekmek yer hesabı yaptık. Ama belediyeler daha uyanık çıktı. Bizden aldılar. Köy müzevir alanının içinde kalmadığı için bizim yer. Belediyenin yeriydi. Başkanla da görüşmüştüm. Tamam demişti ama gelemeyeceği kaydırdık. Öyle büyük yatırımlar istiyoruz artık köye. Anladım. Çünkü Osmanlı'nın batışı yatırım gelmesinden batmış. Biz de diyoruz köyü artık dışı göce engelleyelim. En ufak bir şeyde her türlü yardımı yapalım. Burayı bir sanayiye getirelim diyoruz. Vallahi ben köyümü seviyorum. Köyüne aşık bir insanım. Köylüm de beni seviyor. Çünkü sevmese 6 dönemdir muhtar yapmazlar. İnşallah nasip olursa, ondan arz ve isteğe doğrulsun, zaten 7. dönem çıktım. İnşallah hayırlısı olur diyorum.